Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peki, dün karanlığı siz müzakere etmiştik. Değil mi sizden? Şimdi bunu birkaç dersle bitecek. Bir derste olmaz. Karanlık herhalde iki ders olur. Bir derste gece olur. Üç tane ders olur. Şimdi ilk önce karanlığı okuyorum. Külliyatta geçen karanlık. Yani benim tefekkürüm, tespitlerim falan değil, metin okuyacağım. Ama onun üzerine çalışacağız beraber. Acelemiz yok. Karanlık hakkında iki ders olacak. Gece hakkında da herhalde iki ders olur. Ondan sonra gece ve karanlık arasındaki korkunç farkı göreceğiz. Alışılmış ve bilinen bir şey, karanlık ve gece bilinen bir şey zannediliyor. Şöyle diyeyim bu mevzunun ehemmiyetine dair. İnsan kainatın çekirdeğidir. Kainatta ne hatırınıza geliyorsa, şu arabanın sesi, yağmurun dağdan yağdırılıp 10 saat sonra, 5 gün sonra o suyun, isterseniz kapatın biraz şey geliyor, bunu açın. Sen otur. Şimdi o şeyin, suyun 5 gün sonra, Mehmet dinliyorum beni, bu çok önemli, sana çok lazım için söyleyeceğim, böyle zannediyorum. Dağda yağdırıldı. Bir şekilde depolandı, şu oldu, bu oldu, alttan gitti, şuradan gitti. Sen de gidiyorsun, tamam mı böyle? Yoldan gidiyorsun. O su, sen lastikle o anda geçtiğin su, 3 gün önce yağdırılıp, ondan sonra evirip, devrilip, çevrilip, menfezlerden, kuyulardan, deliklerden, haklardan geçerek, tam sen geçeceğin saniyede ön lastiğe vurdu. O su zerresi falan yere fırladı. Bunlar hep Allah'ın ilminde, ilim ve matematik olarak mevcut. Ha? Dolayısıyla bu hep detay anlattım ya, işte o su fırladı. Hangi açıyla fırladı ve nereye ve hangi zerreye vurdu. Vurduğu zaman orada gelişen kuvvet. Tamam? Bunlar hepsi sende oluyor. Hepsi sende ceyran ediyor. Hepsi sensin. Bu arabalar hep sende dolaşıyor. Sen sendesin. Sen şimdi kainattasın ya. Beşeriyet itibariyle hakikatin içindesin sen. Yani. Ondan sonra başlayacağım dersin. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve. Meyve, ağacın sonudur. Hep tekrar ederim ama. Mesele otursun, vuzuğa kavuşsun diye. Meyve. Meyvesin sen şimdi. Ama bu bütünün sonundasın şu anda. Ama senin içinde bir hakikat var. Ağacın başı olan çekirdeksin. Çünkü meyvenin içinde çekirdek var. İşte ağaçta ne ceyran ediyorsa çekirdeğinde yok mu? Yani bu çiçeğin böyle olacağını, böyle edeceğini, tamam, hepsi yok mu? Açısını, güneş, hepsi var. Şimdi ne aklınıza geliyorsa, köpeğin avlamasın, kertenkelenin gitmesi, aslanı yılanın sokmasın, yılan aslanı sokmasın, yağmurun yağdırılması, Brezilya'da çocuğunu ağlamasın, Arjantin'de birisi kulağını kaşımasın, Arş-ı Azam'daki olan hep hadise, insan-ı ekber olan kainatta ceyran ediyor, sende oluyor bunlar hep. Ecza ve efradımız yani. Evet, bütün kainattaki her şey, kainat bizim ecza ve efradımız, kainat ise bizim nevimiz hükmüne geçer. Dolayısıyla karanlık da bu kainatın bir hakikati, gece de bir hakikati, gece bir alemdir zaten. Karanlık hakikattir, gece alemdir. Ondan sonra bu ceyran eden hadiseleri en detayını bile bilmek, ustad derinden derine, enfusi tefekkürde derinden derine
inceden ince tetkikat yap. Afaki şeylerde, siyasi meselelerde, yok geniş daire şuna buna, icmal et, dalma. İlla o değil, işte güneşin çapı budur, bizden uzaklığı şu kadardır, tamam o kadar. Karanlık da öyle abi. Karanlık öyle değil, çünkü karanlığı biz de arayacağız. Karanlık enfüsidir, gece afakidir. Gece de ama biz de arayacağız, o çekirdek onun için anlattım birkaç dakika. Ceyran eden her şey, siyasette de biz de ceyran ediyor, alemimizde. Ama bunlar enfüsi ruhlar, ruhu yapılandırma malzemeleri. Hepsi sende, gece de sende afaki gözükürken burada bakacağız. Dersimiz konusu. Buradan ne demektir gece? Ceyran etmeyen de bizde oluyor. Hepsi. Siyasi hepsi de ceyran ediyor. Ceyran etmeyen de diyorum. Evet. Yani. Ceyran etmeyen olmamış hadiseler de var. Üstad Başkan diyor ki sen diyor nasıl diyor sonbahar dış varsa diyor kişi insanı da oluyor yani. Evet. Sende de oluyor. Hepsi oluyor. Yani ne varsa. Şimdi sözler 45'ten okuyorum. Şey 32. Bu karanlık mevcudatı ışıklandıran bilbe dahi yine rahmettir. Ya 10 ya 10. Sayfa 10. Bir daha değiştiriyorum. Sayfa 10. Siz şeyi takip edin. Kitabı takip etmeyin. Çünkü ben cümle cümle okuyacağım. Oradan başlayın. Siz yalnız takip edin. Merakınızı çekeni açın. Ama not alacaksınız alın. O S10. Bu karanlık, yani karanın çeşitliliklerini yazdım. Bir külli bakalım. Sonraki ikinci derste veya dördüncü ders olacak. Karanlığın helikopter gibi yukarısında aşağı ineceğiz. Karanlık da geceyi diye böyle bir ayırsaydınız. Dün ayırdık. Tamam. Tamam. Alemdir. Karanlık bizdedir. Bu karanlık mevcudatı ışıklandıran bilbedai yine rahmettir. Sözler on. Başka. 32'den okuyorum. O uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda ben şey yapmaya çalışıyorum. Karanlığı anlamak için zenginleştiriyor. Malzeme yapıyor. Bunun üzerine mesela konuşabilirim. Yine rahmettir. Ama konuşmamak için bir böyle bir gidelim, bir zenginleştirelim. Nelere karanlık denmiş? Niye denmiş? Ama bazılarına gireceğiz ufak ufak. O uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda uzun ve karanlıklı. Neresi? Ebedül abad yolu. Önümüzdeki yol. Orada zadu zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın envarının imtisal ve nevahisinden içtinab ile elde edilebilir. Ancak. Yani mutluluk öyle olur. Dün Sultan Veli'nde bahsettim. Mesela Budistler, Brahmanlar, bazı şerir insanlar, Belam bin Bahura, Kur'an'daki şey, böyle su üzerinde yürüyenler, istidraç sahibi olanlar, Budist'teki rahiplerin harikalıkları, kırık cam üzerinde yürümeleri, ateş yanan yerde, kor ateşte, çıplak ayakta yürümeleri, tamam mı? Şiz vesaire. Onların için oluyor diye anlattım. Bir daha da söyleyeyim. Bunlar ibadet yaparak bu makama varmadılar. Evliyalar da ibadet yaparak harikalara varmadılar. Brahmanlar da, Brahmanlar da veya o istidraça mazhar olanlar da ibadet yaptıklarından değil Mehmet. Yusuf değil mi Yusuf'um? Neyle oldular biliyor musun? Terk ile kazandılar onu. Terkle olur. Yani huzur terklerin içindedir. Cennet ibadetin içindedir. Terk. Tiryaki olduklarımızdan, kurtulamadıklarımızdan hep tecerrüt. Yani onu şey yapayım. Mesela bakın o istidraç adam mazhar olmuş. İbadet mi yapmış? Nasıl böyle olmuş? Terk etmiş. Allah'ın adetidir. Evliyalık değil bu. Kemalat değil bu. Ne zaman sünnet-i seniyye dairesinde olursa kemalattır.
Ama kafir mümin fark etmez. Şunları terk ederseniz bu olur. Kanun ilahidir. Bedensel hayattan, huzuzattan ne kadar sıyrılırsan o kadar ruh bedene hakim olur. Bu din değil yani. Bu böyle kuraldır. Adet-u ilahi. Suya parmağımı soktum. Kafir mümin fark eder mi? Herkes ıslanır değil mi? Yukarıdan aşağı atladım. Kafir mümin fark eder mi? Herkes çakar. İyi. Tamam. Eğer bedensel hayatta uyku ve yemek noktasında mesela yemeğine hakim olan girene, buradan girene hakim olan hangi yollarla ne çıkıyorsa onlara hakim olursun. Ne yollarla ne çıkıyorsa onlara hakimiyet İmam-ı Azam Efendimiz diyor. Gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa onu kontrol edemez. Başka güzel bir de sözü var. Para mesela. Bu para, yani paranın nereden geldiğini görmek istiyorsanız nereye gittiğine bakınız. Şimdi niye anlatın? Nevahisinden iştinab ile elde edilebilir. Onun için anlattım. Takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Yani gece kalkıp namaz kılmak, gece gündüz Kur'an okumak, demiyor. Terk. Vicdan terkle çalışır. Kalbimizi koymayacağız yani. Yani evet, terk. Anladın mı? Başka? Sayfa 45. Mahbubu Laezali'nin dergahına namaz ile iltica edip ve şu fani alemde, geç alta, ve fani alemde, şu fani alemde ve şu fani ömürde ve karanlıklı dünyada ve karanlıklı istikbalde bir baki sermediyle münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpmek istikbalini ışıklandıracak mevcudatın ve ahbabın fırak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahim'in iltifat-ı rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek. Bu namaz ya. Neymiş? Mahbubu Laezali'nin dergâhına namaz ile iltica etmek demek ne demektir? Şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlıklı dünyada gece demiyor. Karanlık kişiye aittir. Gece hariçtir. Gece bizim dışımızdadır. Karanlıklı istikbalde bir baki sermediyle münacat edip. Başka sözler 46'dan okuyorum. Üzerine çalışmıyorum, dikkat edin fazla, şey yapmıyorum. Çeşitlilik olsun diye. İstikbal karanlığı içinde. Bak karanlık bir çeşidi görüyor musun? Gelecek. İlim ile onu tard edersiniz. Bak, vehim ve vesvesenin kökenini kesmenin yolu hazmedilen ilimdir. Bilinen ilim değildir, bilinen malumattır. Bak, ilim vehme karşı kullanılan en tesirli şeydir, çaredir. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. İlim canlı ve ruhludur. İçeriye giren her şey, mesela bak, ölü canlandığı gibi canlanacak. Kulaktan, gözden, burundan, dilden, elden ne giriyorsa içeride canlı. Şu anda kalem dışarıda canlı, tuttum içeride canlıdır. Orada hayatın içinde hayatsız malzeme olamaz. Yani kişiye göre abi geçmişi ve geleceği karanlık olabiliyor. Evet. Ama burada bir yer var da abi, iman dizgirini cismi hayvanını elinden alıp kalbe ve ruha teslim ettiği için maziye nüfus ve müstakbele hulul edebilir.
kalp ve ruhun daire hayatları geniştir. Ha, işte onu anlat. İman ilmiyle. Mesela gelecek karanlık ya, gelecek gayb. Herkes için değil. İlim ehli için değil. Bak, ama derece derece. Bir misal vereyim. Geleceği aralayan, aydınlatan ilimdir. Mesela fizik, kimya bir formülü var. Formül demek geleceğe nüfus etme yöntemidir, yoludur. Yani geleceğin içine giriyorsun. Mesela bir formül yapıyorsun. Ay falan saatte şurada tutulacak. Aslında ay daha tutulmamış. Tutulması gelecek değil midir? Gayiptir ve karanlıktır. İşte formül ile biz gelecek karanlığı daha gelmemişe geçiyoruz. Bak düşünün, Allah'ı bir de düşünün. İlim ile biz geleceğe geçiyoruz. Olmuş gibi tanımlıyoruz ve sahnesini salisesim ile söylüyoruz. İlim için gelecek yoktur. Geçmiş de yoktur. Cehaletin geçmiş ve geleceği var. Demek ki gelecek ilim ile yok edilir. Alemi gayb açılsa diyor İmam Ali, yakınım ziyadeleşmez. Alemi gayb gelecektir veya geçmiştir, yani gaybtir. Ama ilim onun üstünü kaldırmıştır. İlmin kapısı olduğu için. Bak örnek verdi. Mesela şimdi bunun ilmi yapılabilir formu. İvme nedir? 1/2 AT kare. Bu nasıl çarpacak? Şimdi buradan tuttum. Derste demiştim. Burada da daha vurmadı. İşte ben burayı görmüyorum. Nereden atıldı? Bak nereden atıldı bilmiyorum. Ama tuttum. Ben buradaki cismin vuruşundan nereden atıldığını ve nereye nasıl vuracağını ilimle bilebilir miyim? Bilebilirim. Burası dünya. Hadiselerde ilimle biz geçmiş ve gelecek bizim için ay an olur, andadır. Geçmiş ve gelecek ilimde yoktur. Peki, istikbal karanlığı içinde saadet ebediye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayet istemek. Dokuyayım. İstikbal karanlığı içinde, cehalette bu var. Saadet ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakim hidayet istemek. Demek ki istikbal karanlıktır. Kimin için? Kişi için. Başka 91 sözler. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesi iledir. Ziya gelir, karanlığa vurur, nur çıkar. Ortaya çıkan ziya değildir. Nur karanlıkta ifade edilip, ziya karanlıkta ifade edilince ortaya çıkan şey nurdur. Sıfatı diyebilir miyiz? Sıfatı diyebiliriz. Yani nur ziyanın sıfatıdır zaten. Ve ateşele ya vaşşamsa ziyaya vel kamera nura. Yani ayette ziyaya şemse nispet ediliyor. Kamera de nur. Yani onu ifade etmek. Güneşten aldığını gösteriyor. Vel kamera nura. Barla da geçiyor bu ayet. Ha? Yani çok ilginç değil mi bak? Yani hiç bakmayız değil mi külliyatın? Peki böylelikle bir karanlık kelimesini 3-4-5 ders yapılacak. Ya araştırmayı düşün kaç gün alacak. Alıyor. Peki külliyatım öyle kelimelerine tek tek baksak ömür yeter mi? Hani üffetim hani biliyorduk biz karanlığı. Gece de biliyorduk. Sor bakalım bilene gece ile karanlık arasında ne fark var? Tek başına ifade edilmiyor karanlık abi. Nasıl yani? Tek başına ifade edemezsin yani. Yani bir şeyle... Evet izah etmen lazım. Adem gibi yani. Evet yani mesela aydınlık gibi değil. Değil. Ve geceyi ifade edemezsin çünkü ayet işareti, Cenab-ı Hak işareti geceyi ama karanlık yok. Karanlık yok. Kişiye göre değişiyor. Yani geceyi ifade edersiniz. Karanlığı edemezsiniz. Çünkü kişiye göre değişiyor. Senin için karanlık olan bir şey benim için güneş değildir. Başka? Sözler 111. Nazar-ı dalaletin gördüğü gibi. Şey yapıyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz bak?
nazar-ı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahir bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. Demek ki nazar-ı dalaletle şu hayat, bu hayatın altında, bu hayatın altında büyük ve müthiş bir cenaze ve karanlıklı birer alem, virane olacak. Dalalet nazarında böyledir. He? Kuyudaki gibi abi. Kuyudaki gibi, evet. Sekizinci sözdeki kuyudaki gibi. Bak, karanlığı görüyor musunuz? Yukarıda ne var kuyuda? Aslan. Aslan aşağıda? Ejderha. Tamam. Kendisi kuyuya çarpmış. Peki, ne olur bir toparlanın. Bu olay, bu sistem tersi niçin döndü? Nazar. Suyu vermeyen nazar. Yani düşüncesi, burada bir tılsım var dedi, tersi döndü. Farkı fark etti. Hep bağırırım. Bağıracağım da ölünce kadar. Fark et. Tamam mı? Böyle fark etti. Burada bir tılsım var dedi, tersi döndü. Her şey ters döndü. Hani her şey musibetliydi? İşte kanserdir, veremdir. Fark et, terse döner. Seni Allah'a götüren bir vasıta olur. Aynı hem de şiddetli. Bir şey olmuyor. Ehe? Aynı yerde. Aynı. Yani mesela şiddetli bir şekilde Allah'a seni 60 senede mesela terakki ediyorsun, risale okuyorsun dershanede. Adım adım gidiyorsun Allah'a, adım adım Allah'a gidiyorsun. Tamam mı? Bir hastalık geliyor, seni 60 senedeki mesafeyi 6 günde aldırıyor. Fark ettiğin anda, yani Allah diyorsun, gülü kuştan ve ala kadar olduklarının hepsini tak koparıyorsun. Sen bunu ilimle muvaffak olamayacaktın. Çünkü nefsi ilimle muvaffak olursunuz ama manevi nefs emmari ilimle halt edemezsiniz. Manevi nefs emmari neyle halt edersiniz? He? Musibet? Hastalık. Yusuf biraz sesini çeksin canım benim. Doğru söyledin ya. Neymiş Yusuf? Hastalık ve musibet. Ne demek biliyor musun? 60 sene yaşayacaktın. Ne mesafe alacaktın? 6 günde alıyorsun. Hastalık ve musibetle. Peki. Ama neyle mümkün? Fark edeceksin. Burada bir tılsım var dedi, iş bitti. Değişti. Olay değişti. Allah Allah. Külliyat ne acayip bir şey ya. Sosyoloji midir, psikoloji midir? Hepsi var ya şimdi. Başka, sözler 139. Hem o karanlıklı göz yüzünde, gök yüzünde. Peki, başka? Sözler 145'ten okuyorum. Akıl aletini doğru kullanmazsa ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Allah Allah. Akıl aletini doğru kullanmazsa ona zulmetler ve karanlıklar veriyor. Eğer aklı sen kullanamazsan var ya, bu dünyayı sana cehennemin cehennemi yapar. Aklı sen kullanırsan, dik zık dik zık at gibi binersen, bu dünya cennetin cenneti olur. Alet bir şey, akıl bir alettir. Tamam. Alet insaniyedir. Peki ne olur? Dimağda meratip var. Orası cehennemin cehennemi olur. Bir ders vardı, hatırladınız, yaptık. Cehennemin cehennemi. Hatırladınız mı? Yok, tevahuş, dehşet, yeis. Var ya, 8 tane madde vardı. Sözlerde geçiyordu ya. Lemaatta. Başka, sözler 312. Küfür insanın içine girse, düşse değil ha, girse. O vakit o manidar nukuşu esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz.
okunmaz. Bir cübbe ver. Hı, tamam. Sözler 314. Dalalet karanlığına muptela olan adam. Allah Allah. Hep olumsuzları yorumlayan. Hep olumsuzu gören. Nedir bu? Ya 3/4'te biri boş ya. Acayip bir tip ya. Sabah kalkar. Niye öyle değil? Niye bu şöyle değil? Yani evde oldum. Yani çok acayip bir etkileniyor bunlardan. Dalalet karanlığına muptela. Muptela adam ya. Olumsuza muptela. Çıkmak istemiyor. Çıkmıyor. Onu yargılar. Bunu tenkit eder. Taassup. Taassup en büyük hapishanedir. Onu not alın. En büyük hapishane taassuptur. En büyük hapishane taassuptur. Başka? Karanlığın vahşetine gark eder. Vahşet. Vahşet neydi hatırladınız değil mi? O bir ders yapmıştık ya bir kere. Vahşet hakkında yarım saat ders vardı. Tamam. Tevahuş vesaire. Yani karanlığın vahşeti. Cehennemin cehennemi. 8 tane var. 741 miydi? He? Canım kardeşlerim benim. 741 doğru. 1. Havf. Dehşet. Ac. Raşet. Kalak. Vahşet. Yeis. Falan var daha yutun. Ha atladım özür dilerim. Allah razı olsun. Aferin lan. Aferin Resul. Bak bir de okuyayım. Aynı yerde de atladım özür dilerim. O halet, havf, dehşet, ac, raşet, kalak, vahşet, yutm, yeisten mürekkep, vicdansız saz. Cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Ruhumuzu eziyor. Bir müjde vereyim mi? Cehennem 7 tabakadır. En üst tabakanın adı ne? Cehennem. Sonrakiler? Sakar. Tamam. He. En üste kafir girmeyecek. Münafık girmeyecek. Meleklere dişilik İsnat edenler girmeyecek. Yıldızlara tapanlar girmeyecek. Musa Aleyhisselam'ı reddeden, zamanındaki o Musa'yı reddedenler de girmeyecek. Cehennemin birinci tabakasına sırf Muhammed ümmetinin günahkarları girecek. Ve o cehennem hamam gibi sıcak inşallah olacak. Acaba. Kimler temizleyecek? Hamam gibi yani Ebu Talebe şey yapan. Hamam gibi sıcak olacak. Yalnız en dehşetli cehennemin birinci tabakanın da 7 tabakası var. En üstten bahsettim. En üstü hamam gibi diyor Allah Resulü diyor. En üst tabaka. Cehennemin birinci tabakası. Cehennem 7 ayrılır. Birinci tabakanın adı cehennemdir. Cehennemin içindeki birinci tabaka hamam gibidir. En dipte kim olacak? Cehennemin içindeki 7 tabakanın 7.sinde münafıklar. Münafık da oraya girmeyecek ki. Birinci tabakanın 7.si abi değil mi? Birinci tabakanın 7. Birinci tabakanın 7.si. Birinci tabakanın 7.sinde milleti uyarıp kendileri yaşamayan alimler. Ulema-i Suh. Onun hakkında o kuyu da o yerde orada acayip. Şimdi girmek istemiyorum. Onlar girecek. Birinci kat cehennem alan da 7 tabaka. Evet. Tabaka. Bak diyorum ki evet. 7 tabakadır. Birinci tabakanın adı cehennemdir.
İçeriye girdik şimdi, cehennemdeyiz. İkiden konuşmuyoruz şimdi. Birinci tabakadayız. Muhammed ümmetinin gireceği cehennem. Şey, günahkarların gireceği cehennem. O da yediye ayrılır. Birincisi, hamam gibi sıcaktır. Bizim gibi adamların gideceği en fazla inşallah böyle. Çünkü alim değiliz. Milleti ikaz edip de yaşamayanlardan da değiliz. Alimler, ha avam öyle söyler ama yaşamaz. O alimler, dini bozan alimler. Onlar onun yedincisinde olacak ki acımasızdır orası. Cehennemden biterdir. Peki, hafif olacak. Getirmişsem okuyayım. Daha getirmişim. Bak, kafirin dünyada o ruhsal, o vehim var ya vehim, vehim cehennemi, veil cehennemi, dima, bu dima var ya dima, cehennemden beter yakıyor. Ateşten beterdir biliyor musunuz vehim? Ateşten beterdir vehim. Ki korkunç bir imansızlığa ve sonsuz cehenneme bile vesile olan intiharı yapıyor. İntiharı yaptıran ne kadar acayip bir şey ki ateş değil daha zirveyi yapıyor intihar vehimden. Vehim acayip bir şey. Kaçtı o? Bu da mesele değil mi? Şimdi vehim cehenneme daha yakıcı olmasının abi. Mesela cehenneme düşen bir insan diyor ki ben bu suçu işledim. Ben suça binen Cenab-ı Hak beni yakıyor burada. Sahibini tanıyor. Tamam. Vehimde ise hiçbir şey nokta istinadı yok. Başıboş kalmış bir adam gibi bir şey oluyor yani. Doğru, aferin lan. Seni dinliyorum Mehmet. Ben de onun adını da bulamadım abi. He? Ben de onun adını bulamadım diyor. Neyi? Mesnede bir yer vardı ya. Yo bul göstereceğim onu. Manevi cehennem, maddi cehennem diyor ya. Onu göster, onu göster. Onu değil, ben onu sonra göstereceğim de. O sayfa bakacağım. 222. Bak başka bir şey göstereceğim size. Şu. Başka bir iş yapacağım. Yani Risale'deki değil ki pat diye gösteresin. Başka bir şey göstereceğim size. Vesvese nerede kaydetmiştim? Orada vesvese. Yedi vermek, bahu, yecüc, mecüc, uyku, cehalet, asabilik, elbise, libas. Allah Allah, bu vesvese biz nereye koyduk? Kadın, zaman, vesvese, ha, 203. Buldun mu sen şeyi? Buldum, burası değil abi. Kardeşim, şu değil mi? Enna inne zenni abdibi. Yok, burası değil abi, onun başka yok. İşte, aklımda var da bu. Bir de söyle bakayım. Abi, hitap edemedim yani. Öyle. Manevi cehennemdi abi. Yani Müslümanın maddi cehenneme... İşte orası işte, anlatacağım ben sana. Orası sevgili... Bak şimdi, bir vehimden şey yapayım bak. Şimdi bugün yazdığım bir parça, şey, bir cümlesini. Vehmin karşısına ilim vardır. Çünkü vehmin gücünü hakikatler sayesinde alt edebilmek ilmin gücü içindedir. Vehmin ateşin azabından daha şiddetli olur. Vehim ilim üzerinde hüküm veremez. Vehim ilim üzerinde hüküm veremez. İlim sübütü sıfat olup canlı ve ruhludur. Şimdi vehim cansız abi. He? Vehim cansız, hayatsız. Vehim ademidir zaten. Vücudu yok. Yani ilmin ruhlu olması var mukabele değil mi abi? Tabii. Şimdi ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Evet. Çünkü vehmin vücud haricisi yoktur. Bak şuraya diyorsun, ben sana şunu okuyacağım da. Orası değil. 226. Evet, küfrün tazamun ettiği cehennem-i maneviye bak. Ena inne zenni abdibi. Hadis-i kutsi sırınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azap elime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra rızasından sonra, rüyetinden sonra ne var? Bakın, makama bak. Müminler için, bak, müşahadetullah vardı yani.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a gitti. Gitti mi? Kelamına veriyor itimazan oldu mu? Hangi Miraç'ın hangi senesinde oldu? 10 senesi. 10 senesi. Nübüvvet ne kadar devam etti? 23. 10 senesinde, nübüvvetinin ilk 10 senesinde Miraç oldu, geldi. Ondan sonra terak etmedi mi? Ama Rüyetullah mazhar oldu. Rüyetullah'tan daha ileri makam mı var? Demek ki var. Fena fillah'tır o Rüyetullah. Ondan sonra Bekabillah başlıyor. Tasavvuftaki ismi. Ama Risale'deki ismini okuyayım bak. Cenab-ı Hakk'ın kafirin zam itikadını daimi bir azab elime kalbeder sonra, iyi burayı dinle Yusuf'sun sen, ikinci Yusuf. İman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra makam var, var işte. Müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennemi cismani, günahkar Müslüman imanı var, günahkar cehenneme gitti. Ve cismani bir cehennem yakıp yıkıyor, yanıyor. Koy o azabını kefeye. Arif olan mümin için bu. Yani Allah'ı biliyor, tanımlıyor ama bir şekilde günaha düşmüş. Günaha %51, %49 sebebi var. Arif olan böyle bir mümin için cehennemden aldığı elemi kefeye koy. Asiye kafirin cehennem manevisine nispeten cennet gibidir. Kafirin dünyada aldığı, dimada aldığı cehennemi cismani, kalbi ve aklı cehenneminden cennet gibidir. Müslümanın gideceği cehennem, kafirin dünyada aldığı cehenneme göre cennet gibidir. Tuhaf bir kitap, öpmeyeyim mi? Niye kara kara insanların kalplerinin uzantısı olan elini öpecektim? Hakikati öp. İster lika mı diyoruz şimdi abi? Bekabillah lika mı diyoruz? Evet, lika. Lika diyoruz. Yani şey için söyledim. Fenafillah, bekabillah şey, tasavvuf şeyine. Sonra bizdeki dedi, böyle anlattım. Yani o onların kullandığı tabiri de kullanıyordum. Lika, lika. Neredeydik, ne yapıyorduk? Ha, buradaydık değil mi? Müzakere güzel oluyor değil mi? Zevkli olmasının sebebi, gazete gibi harici okumuyorsunuz. Gazete alınca kendinizi değil, kim ne dedi, nerede ne yaptı. Risale okuyunca neredeyim, ne yapıyorum. Gazete gibi okumayan millet şöyle anlıyor. Gırrt, hayır. Gazete harici okutur, Risale kendini okutur. Tamam, devam. Vahşet deyince ben hemen ister istemez psikolojiye giriyorum ya. Ben kayıyorum o taraflara. 359'da okumuştuk. Karanlığa, karanlığın vahşetini gark eder. Oradan oraya geçti. Vahşet, cehennemin 8 tanesinden bir tanesi vahşettir. Ona ait cehennemi diye bir ders dinleyecek. Merak eden. Cehennem bu işte. Bu kafir işte. Bir tanesi. Başka yer okuyorum. 363 sözler. Elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa, bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Devam ediyor. Atlıyorum. Nokta nokta. Hepsini yazmadım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Karanlığın çaresi peygamber. Peygamberin sünneti ve iman etmek. İşte diyor, elektrikte misal veriyor, düğmeyi çevirdi. Bütün menziller karanlığa gark oldu. İşte o karanlık ortadan kaldıran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kalbinde o büyük elektrik lambası gibi görmek. Kudretin düğmesi dediğiniz şeyi buradan mı çıkarttın? Evet. Kudretin düğmesi bu. 77 mesnevide diyor abi en başta. Ne diyor? 77 mesnevide. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri birer yıldız, birer lamba vazifesi gördüklerini gördüm. Allah'ım, gördüm. 11. lemada da var. Evet.
Tabi o daha gelecek. Şu anda sözleri okuyorum. Sonra mektubat okuyacağım size. Karanlık çeşitli mektubat. Sonra lemaları okuyacağım. Lemalarda geçen karanlıklar. Bir tanesi de o. Peki. Sözler 400. Size ağaç gibi kesif, sakin, karanlıklı bir maddeden kesifin karşısı latif, sakin karşısı hafif, karanlığın karşısı nurani bir maddeyi çıkaran bir zattan. Karşıyı anlamak için karşıyı ya karşıdan çıktığın yeri anlarsın veya çıktığın yerde karşıyı. A eşittir B ise B'yi bilmiyorsan A'yı bilirsen de çözersin. A'yı bilirsen de B'yi de bilirsin. Şimdi kesif latifin karşıtıdır. Sakin hafifin, karanlık nuraninin aydınlık sıfattır. Nurani. Başka 411'den okuyorum başka bir. Odunun içini görüyor musunuz? Odunun içini. Kesiftir. Yani kesiftir, sakirdir, karanlıklıdır. Zıttını barındırmış. Evet. Yani latif, hafif, nurani. Latif, hafif, nurani. Yani çok tuhaf bu dünya. Yani arkadaşlar odun diyorsun da odunu bile bilmiyoruz. Yani bu adam kesiftir, karanlıklıdır, sakildir, ağırdır. Ama hafifle yapılmış. Evet, karanlıklıdır ama nurdan yapılmış. Efendim başka ne dedik? Sakirdir, hafiften yapılmış demiş değil mi hala? Ha yok, kesiftir, latiften yapılmış, sakirdir, hafiften yapılmış, karanlıklıdır, nuraniden yapılmış. Yani odunu yakınca nerede? Baktığın zaman odundan çıkan böyle nur nerede? Ne kadar şey? He? Acayip değil mi? Yani odun, dünya böyle biliyor musunuz? Odunun altı demeyeyim, odunu meydana getiren kesif, sakin, karanlık. Yani gözüküyor. Ama içerisi, yani içerisi de demeyeceğim, bu bardağın içi su. Bardak ayrı, su ayrı. Odunun içi dersem, odun ayrı, içi ayrı. Hayır. Odunu meydana, odun denilen şey latiftir, hafiftir, nuranidir, odun olarak gözükür. Odun nedir senin aleminde? Tamam koydun mu Resul? Koy. Peki o odunda latiflik var mı? İçinde. Ondan sonra hafiflik var mı? Tamam inandığından değil. Vicdanın kabul ediyor mu? Nurani midir? Ha, odundan kasıt dünyadır. Saydıklarımızdan kasıt ahirettir. Şu anda ahiret dünyanın neresindedir denilirse... Odunun neresinde latiflik, hafiflik, nuranilik varsa. O zaman nerede ahiret? Tamam bir yak bitti. Yakmak Azrail şeyi alması demek. Yakmak ne demek? Kibriti çak, latif, hafif, nurani. Bitti. Birileri yapmıyor mu zaten bazı inançsızlar? Onu biraz geç yapıyor başka. Şöyle değil mi abi mesela yani dünyanın hakikaten anlaşılması cihetinden değil mi hani şey oluyor? Yani intihar ediyor kastettin değil mi? Yok no, ateşe atıp yakmıyorlar mı kimileri cenazelerini abi? Ha evet. Bir, ama geç yakıyorlar herhalde. Işte. Evet efendim abi siz sen yüzünden. Hani yani insan mesela şimdi dünyanın mahiyetini anlasa o zaman dünya... Bitti! Dünya dünya değil o zaman. Uykudan çıkıyorsun. İnsan yakazaya giriyor sanki. He? Yani diyor yani rüya diyor şeydir. Yakazadır. Yakazadır hani insan şeyde. Allah Resulü diyor ki insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar ama siz ölmeden önce ölünüz. Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce uyanınız. Uyanınız. Sadece şey diyor yani rüya diyor bir yani yakazadır.
Yakası rüyadır mı? Tamam. Evet, yakası da bir rüyadır. Şu anda o zaman, dedik ki şu anda bir hani aslında uyku halindeyiz. Evet, uyku değil şu anda. Hakikati insan, dünyanın hakikatinin mahiyetini, dünyanın o birinci esmaneye bakan yönünü keşfetse... Keşfettiği nispetten çıkıyor. Yani, dünyadan çıkıyor. Hani şey gibi, sabah namazda kalırken insan bir selsen diyor, şey evet. Yapıyor yani. Sonra toparlıyor. Heh. Şu an mesela, aklımız ilk önce fikredeceksin. Fikirler... Hisleri, hisler, duyguları, hisler, duygular da sinirleri, sinirler, kasları, lifleri aktif eder, böyle olur. Şimdi biz odunu düşünüyoruz, kesiftir, karanlıktadır, bir de neydi, kesif karanlık, sakirdir. Tamam mı? Öyle değil mi? Odun budur. Kesiftir, sakirdir, karanlıktadır. Ama çok iyi biliyoruz ki, latiftir, hafiftir, nuranidir. Tamam, burada sorun var mı? Gözüken gibi değildir. Odun, gözüken. Zahirde bu iken ama değildir. Şu kesif gibi gözükürken latiften yapılmıştır. Latif, latifi barındırıyor. Kesifte latif var, sakirde hafiflik var, karanlıkta nur var. Değil mi? Yakınca çıkıyor. Ha, odun dakikası dünyadır, saydıklarımızdan ahirettir. O zaman... Oduna bunlar ne kadar yakınsa ahiret, dünyaya o kadar yakındır. İstersen bu odun yerine ahiret, dünya de, istersen beden de. Odun, bunlar ilişkisi, ceset ruh ilişkisi aynı beraberdir. Bu çekirdekli olan itibariyle, bir de çekirdekli olmayan itibariyle kendine uyguladığında ahiretin dışındakiler de ahiret. Tabii canım. Yani çekirdek itibariyle düşün ki ahirette olmayıp bende olan var. Mesela cennette şey var. Rüyetullah var. Likaullah yok. Lika yok. Yani işte odun da var o şeyde. Kendini yok ya. Yok orada. Ondan çıkıyor. Çıktıktan sonra sende var. O rüyetullah, müşahadetullah cennette olacak. Ondan sonrası cennette değil, ruhta oluyor. Çünkü cennet hizmet verme makamıdır. Hizmet alan insandır. Bu binadasın ama binadan hizmet alıyorsun. Binadan kıymetli değil. Bina senden kıymetli değil. Binadan sen, binanın ne kadar değer mefruşat olmuşsa senden dolayıdır. İnsanı çekip çıkar, bunun değeri olur. Hiç kimse gitmedi cennet. Cennet değil ki o, virane bir şeydir. Cennet insanlığa hizmet etme yeridir. Hizmet sunulan yerdir. Sunulan şey bu kadar kıymetliyse, sunulan insan nedir? Cennette rüyatullah var kardeşim bu. Lika ruhta var, cennette yok artık. Ruhta da yani kavuşma lügattan muratı tamam da. Ruhta da değil aslında herhalde. Değil işte. Ne bileyim. Bilmiyorum. Meleken de gelmiş değil mi abi? Bilmiyorum abi. Ben dedim ya abi cennet burada mesela. Mesela bak burada bir tabir var abi. Diyor ki Rabbul Vahide Teslimiye Firdevs'i bir vaziyette diyor. Ha Firde nerede okudun onu? Mesnevi 52. 52 bak. Firdevs'i çok acayip. Abi. Bazen böyle bir şey sallar ama çok fena sallar bizi. Orada o zaman cennette olacak. Tabii ya, bizi niye koparıyorsun Mehmet? Ne biçim adamsın lan sen? Bak. Fakat da başlıyor en alt. Rabbi vahide teslimiyet. Rab rububiyet. Dendiği gibi yapmak. Kulazı bir Rabbi naz. Melik-i naz ilahi naz. Bunu işlemiştik. Bak, Rabbi vahide teslimiyet. Küllat ne tuhaf cins deyim bak şimdi. Rab-ı Vahide teslimiyet Firdevsi İ çekiyor, takke var. Nokta yok orada. Firdevsi yaşamak demektir. Firdevsi, Firdevsi iyi olsa o. Firdevsi içimde. Bak, Rab-ı Vahide teslimiyet Firdevsi bir vaziyettir. Layıka eşittir Firdevs o zaman abi. Evet. Firdevsi. Cennete en yüksek makam ne? Firdevs cenneti. Firdevs diyor, altıncı kat diyor. Altıncı kat? Ha sekiz değil yani. Değil. Ha değil mi? Altıncı kat. Ha şey, cennetin neydi? Ustad diyor ki, lemaların sonunda duvar diyor ya, Ya Rabbi insanların akılına kalplerine risamı sakalem, beni ve bir nur talebelerini cenneti Firdevs'te mesut kıl. Bir de ona bak, sözünü gelsin de abi. Genelde mesela Ustad da cennette isterken, yani burada hani risamın talebi cennette girecek ya, imana girecek ya. Yani altıncı katta da dair bir işaret var. Genelde dua ederken
Risale'de Firdevs var abi. Allah Allah. Yani. Nurcular hep 6'da mı olacak? Firdevs'e girecekler. Belki dünya cihetiyle 6'ya dua ediyor. Baba kanat etmiyor. Lan olsun lan. Evet, baktın abi bu Firdevs'lere. Gene size bakın abi. Hep Firdevs diyor. Başka demiyor yani. Genel olarak. Allah Allah. Yani misalın talebesinin nereye gideceğini de söylüyor sadece. Yani. Hasan abi cehenneme böyle bir şey yaptık ya abi, böyle ders yaptık. Bir daha bir cennetin böyle katmanlarına böyle tafsilatlı bir şekilde bir ders istiyoruz abi. Cennetin ha ya. Bir tane diyor ya, ne göz görmüş ne kalbi beşer hutur etmiş diyor ya. Ama Peygamber Efendimiz gitmiş abi. İşte o beşer değildi o giderken. O insanlık makamına çıktı, gitti dolaştı yani. Beşer görmemiş fakat insan görmüş değil mi? Evet. Bak bugün durumu nasıl söylesin bunun? İyi değil. Bak. Mehmet'likten çıkmaya çalışıyor abi. Evet. Çok tuhaf ha. Maşallah. Bak. Bir insan, beşer, ne göz görmüş ne kulak işitmiş. Göz ve kulak sahibi. Eğer sen göz ve kulak sahibiysen görmemiştir. Ne de kalbi beşer, duydu. Evet. Ama göz ve kulak ve kalbi beşer. O beşerin, beşeriyet kalbin varsa görmemişsindir. Bildiğimiz et var ya. Bak beşeri kalbin. Gözden, kulaktan ve beşeri kalpten sıyrılırsan zaten orayı görüyorsun zaten. Yakiniz ya derişmez. Beşeriyetten çıkmak. Çıkanlar için değil bu söz. Çünkü hadisler zaten izah edilmiş. Ne göz görmüş? Hazreti Ali görmüş. Allah'a görmüş. İmam-ı Azamlar Allah'a görmüş. Ahmet bin Hanbel Allah'a görmüş. Cennet. Allah görmüş ya. Ha. Beşer görmemiş. Beşersen görmeyeceksin. Görme. İnsansa, insanlık makamına çıkmıyorsun. Biz dünyaya gelirken beşerdik. Sonra insan oluyoruz değil mi abi? Evet, evet. İnsan olmaya çalışıyoruz. İnsan olmaya çalışıyoruz yani. Sonra insan olur. Yani peygamberin en büyük vazifesi beşeriyetten insanları insanlık makamına çıkarmak. Hayvaniyet diyor bir yerde. He? Şu aralarda hayvaniyetten insanlık makamına diyor abi. Allah Allah. Ne olacak ki? Hayvan ne? Efendim söyle. Beşerin haletiyle hayvanın haleti birbirine biraz yaklaşıyor. Tabii mesela. Yahuda çoğalıyor, Yahuda bile bir şey oluyor yani öyle bir şey. İnsandan sonra iman şey var değil mi? Evet, ondan sonra insanlık bakımından sonra iman var. İmandan sonra müşahadetullah var. Ondan sonra nikah var. Ondan sonra bir yerde var. 641 mesela ne? Seradikat-ı tecelliyat var. Ölüm ve helaket. Ne var abi? He? Seradikat-ı tecelliyat. 641 Mesnevi Nuriye. Her şey ne var? Evet. Bunda yok. Seradikat-ı tecelliyat. 641. Geçen an bir gün ders yaptık da burada. Dün değildi. Öncesi gün abi. Öncesi gün. O dersin adı neydi? Dersin adını bilmiyorum abi. Ha bilmiyor. Ha yok. O dersin adını şey koyduk inşallah. Adem, karanlık, aslında dersin adı şuydu. Bilmiyor. Bu dersin adını bilmiyorum. Sen koy. Neyse. Devam edelim. Biraz da gideyim de. En azından sözleri bitireyim. Mektubata geçmeden sözleri bitireyim karanlık. Yarın mektubat, lemalar vesaire karanlık çeşitlerini oradan sözleri bitireyim. Biraz acele edeyim. 411 sözlerden ya faktul ahbaptan gelir. Yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlık bir hüzündür. Hüzün de karanlıkmış. Çöker. Arkadaşlar, karanlığın vücudu yok. Ademidir. Gecenin vücudu var. Gece alemi. Karanlık zanlarımızdır. Geçmişten hüzün mü geliyordu abi? Geçmişten hüzün, gelecekten korkular olur. Öyleydi değil mi? Evet abi. Yalçın. Ayette de şey diyor ya, hani o Allah dostları diyor. La havfun aleyhim ve la hum yahzanun yani. Demek ki aslında Allah dostu yani hani maziyle müstakbel yorumlamak oluyor değil mi abi? Evet, hakikati Allah dostu. Yani. Evet, hakikati anlamak. Esma-i mazhariyet keşfetmek. Onlarda ne hüzün vardır? Ne de korku. Ne de korku vardır. Yani geçmişten hüzün, gelecekten korku, o ayette de ne o Allah dostlarında, yani anda yaşarken üçü birden yaşıyor. Çünkü kalp ve ruhun derece hayatına gitmiş, hissiyat insani ruh seviyesine çıkmış, mazi hali anda yaşıyor. Kudret ismine mazhar olduğu için
Kadir var ya, Kadir gecesi. Kadir gecesini mazar olan, yani kudret ismine, sıfatına mazar olan her günü, her gecesi Kadir gecesi olur. Çünkü mazi ve müstakbili beraber yaşıyor. O zaman velahum yahsenun. Ne hüzün vardır, ne onlardan, ne korku vardır. Hüzün geçmiştir, korku gelecektir. Yok. Yani o korkular var ya, dimağa atılan bomba diyordum. Hatırlıyor musun psikolojide bak. Dimağda 7 mertebe var. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikat. 7. Bombayı at. Hepsi tek tek kaldı. Tek tek. Yok yani, bir bağ yok, bütünlük yok. Ha, Allah belanı verdi işte. Bela bu. Burada artık yılanlar var, dehşetler var, hüzün var, korku var, panik var, panik atak var. Yani bela derken halkın sorusundaki belanı verdi değil. Bela. Yani ben işte bu. Yani tamam, olumsuza müsbet cevaptır. Tek tek kaldı bu. Bütünlenemiyorsun. Hemen birisi sana söylüyor ki tak tak, ya kardeşim öyle değildir, böyle bak falan, buradaki şeyleri kaldırıyor. Yani omurilikte de öyle ya, 33 tane omurilik var böyle, disk. Bel ağrısı odur. Yani şu disk kabul edin, omurilik aynı böyledir. Buraya et parçası girmiş, bel ağrısı, fıtık mı bu. Bu oluyor fıtık. Araya girmiş. Bunu ameliyatta çıkarıyorlar adam. İşte dimağda... peki buraya ne atacaksın? Bomba attı şeytan. Bombası şu. Vehim. Acımasız bir latifedir diyor hadiste. O zaman göz gözü görmez, yedisi tek tek kaldı. Peki geliyor bir hakikat, nur bir akıyor. Bu bunu görüyor, bu da bunu, bu da bunu, bu da bir. Aa, ne haber kardeşim? Bütünleşiyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Ben yaşadığımı söyleyeyim. Kuyuya indim. 8. sözdeki gibi. Dipte değildim. Buhran, bunalım, panik atak geçirenler için söylüyorum. Kendimi kötü hissediyorum, iyi hissetmiyorum diyenlere söylüyorum. Aynı ben yaşadım, Allah yaşattı, ta ki sana bu dersi şey yapayım, bilmiyorum veya öyle zannediyorum ben. Fakat aşağıda iken hiçbir bilgim yok. O zaman sakın ha, hastanede yatıyor birisi, ben mesela diyelim. Hastanede yatıyorum, Hasan abi bu kadar dersler yaptı, bunları anlatmaya gerek yok, sakın deme. Çünkü Allah Resulü bile, ya Ebu Bekir rahatlat beni. Sohbet et de beni rahatlat. Bir de ruhani rahatlatmayı Bilal abi şey demiş. Rahatlat bizi, ezan oku. Ya Ebu Bekir rahatlat beni. Konuş. Ha sakın. Şimdi ben kuyuya indim aşağıda. Hiçbir bilgime ulaşamıyorum. Dinamiti attılar kafama. Dinamit atıldı. O zehirlemekten sonra ona musait ervahlar musallat oldu. Abi ne demek ya? Üstad 260 Kastamonu'da kendisi için söylüyor. Haletimi soranlara diyorum ki nazar ve erva gayri taybe cihetiyle gelen ne hastalık mı diyor? Musibet. Musibet. Nazar ve erva gayri taybe cihetiyle gelen musibet. Beni ezdi diyor. Tamam mı? 260 Kastamonu var. Beni ezdi tabii. Fakat bir bilgilerim ulaşsam var ya. Vallahi şansı yok bil. Ondan sonra zaten 300'e varan psikoloji dersi yaptım. Ona ben senin inciğini, bucağını, kuyunu, inini, her tarafını, şeytanın psikolojisini, şeytan evirip çevirip devirmesem ben de Hasan değilim diyorum ama varamıyorum ki. Kuyuya düşmüşüm, tutunmak istiyorum. Bir tutunsam, bir depoma girsem, bir bilgime girsem ben bilirim yapacağımı. Ondan sonra külliyatın o psikoloji boyutunu göreceksin. Ruhani psikolog. Ondan sonra Allah razı olsun dostlarım yardım etti. Merdiven attılar bana. Ondan sonra merdiveni bile çıkmayı bilmiyorum. Tutunma ne yapacağım diyorum böyle. Abi dediler buraya elini at bu merdivene. Buraya da at dedi. Abi sağ ayağını atar mısın? Atayım. Sonra ötekisini at. Tamam abi. Hadi ötekisini de at. Aa yukarıya bir çıktım. Siz misiniz? Depoma bilgime ulaştım. Yani bu bomba kalktı. İlim onu tard eder canım. Vallahi elime geçtikten sonra hiç şansım yok daha dizgini vermeye. Ondan evirip çevirip deviriyorum. Allah'ın izni ikramiyle. İnsanların hasreten Nurcu kardeşlerim istifadesi için bu psikolojide her çeşitini çakıyorum.
adamı da karşıma koydu Allah hissen. Sen psikolojisini anlamak, sen nasıl bir psikolojin var sordum adama, adam cevap verdi. Allah beni kısmen yetiştirdi. Ondan sonra ben de Müslüman kardeşlerimi paylaşıyorum. İlim onu tard eder. Vehmin karşısında ilim, Kur'an okumak değil. Üstad diyor ki, Kur'an okumak, evrat eskar onu tard eder demiyor. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. İlim Kur'an'ın içidir. Libası telaffuzdur. Okumak değil, içine girmek. Kur'an'ın içine girmek. İlim içine girmektir. İlim canlı ve ruhludur. Kur'an'ın içerisine girmektir. Ama öyle mi? Herkes öyle. İşte diyoruz, o rahatsız olanlara diyorsun ki, bak arkadaş, bu budur, bu da budur. Öyle mi abi ya? Of be diyor. Ha ondan sonra tamam. Bırakma artık. Yürü böyle. Geçmişinde o çektiğin sıkıntı, tecrübeyi kullan da yani. Her gün aynı hadis olunca niye tekrar ettirme fırsatı veriyorsun? Sen kazanmadın mı o savaşı? Senin en güçsüz olduğun an o en güçlüydü. Vehim en güçlü olduğu an senin en güçsüzdün. Ne yaptı seni? Dibe çökertti. Öldürebildi mi? Öldüremedi. Onun en güçlü olduğu an senin en güçsüz olduğun anda sana bile öldüremediyse o artık ne kadar güçlü olursa olsun sen fark ettin seni öldüremez. Zira öldürmeyen musibetler, belalar insanı o musibetin derecesi nispetinde güçlü kılar. Öldürmeyen belalar, musibetler, dertler o nispette insan tak eksi iki yok eden artı ikidir. İki gibi gözükürken dört mesafedir. Eksi ikiyi yok etmek için artı iki demek dört merdivendir. Eksi ikiden sıfıra iki, sıfırdan artı ikiye iki, dört basamak alacaksın. İki, artı iki diyorum ama dört veri tabanıdır. Yani oyun, vallahi oyun oynar gibi oynuyorsun. Ben Allah'a şükürler olsun tahtis-i nimet nevinden. وَاَمَّا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَهَدِّفْ Rabbinin nimetini şükürsün, itaat et. Risale-i Nur'un mevzularını böyle yazarak, ha bu akşam bir rüyada onu da aktarayım. Onu da rüyada gördüm. Birisi anlatıyordu. Allah hayrınızı da çoğaltsın. Eksik söylüyormuşum. Veya şimdilik. Hani diyordum ya, abi rahatsızlığı ne yapalım? Bir, akşam namazından gece 12 arasına kadar iki zaman dilimi arasında sen seç. 10 dakika yatak odanda Semus'a oku derdim. Hatırladınız mı? Bu bir. Başka bir şey ekleyeceğim çok ciddi. Bir daha söylüyorum. Akşam namazını kıldın. Gece 12 arası iki dilim arasında sen seç dilimini. En az 10 dakika Asaymuse'yi okumak. 2. Her gün mutlaka evradın, Hizbul Kur'an'ın olsun. 3. Haftada en az bir gün derse git. İnternet televizyonlardan uzak dur. Hatırladım bunlar diyorduk. Değil mi? Bir de şey şimdi. Her gün en az ilmi halden bir sayfa, iki sayfa oku. Nurcuların vehminin, sıkıntılarının bir sebebi de ilmi hal bilmemelerinden kaynaklanıyormuş. Bilmiyordum, yeni öğrendim. Bilmiyordum. Bu gece öğrettiler, dediler. Birisi bir ders yaparken duydum. Ben de dersteydim. İşinize yararsa alın, alması bana gönderdi. Her gün mutlaka bir nurcu Ömer Nasuhi Bilmen'den ilmalı onu okuyacak. Her gün bir sayfa, en az iki sayfa okuyacak. Kesin mer haram helal İslamiyet'i bilmiyormuşuz. Çünkü dedi bir tanesi de izah etmek istemiyorum, başka şeyler de var. Sıkıntıların en büyük sebeplerinden bir tanesi guslu bilmemek. Fıkıh ve guslu bilmemek dedi. Hasreten guslu söyledi. Gusul yani nasıl yapabiliyor? Evet neyse sözleri bitireyim. Dedim. Ya Rab dedim. Bir de okuyorum. 462. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane de cümle okuyacağım tamam. Sözler bitiyor. Sözler 462. İman
herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarına kurtarıyor. Hiçlik anlayışı karanlık. Hiçlik anlayışı, abi yok olacağım, abi ölüyorum. Karanlıktan geliyor. İman zaafı. 498'den okuyorum. Nasıl ki toprak suya, havaya, ziyaya nispeten, toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat masnuat ilahiyenin bütün envana menşe ve medar olduğundan, bütün anası risalenin mane fevkine çıktığı gibi. Ha? Bak üşenmeden yazıyorum değil mi? Kitapta var nasıl demiyorum. Çalışacaksan adam gibi yazacaksın kardeş. Yazacaksın. Bak nasıl yazıyor? Hayır yazacaksın. Ustad diyor ki okumak yazmak bir de dinlemek. Bazıları ne diyor biliyor musun? Osmanlıcadır. Ya kardeşim yazmak işte. Sıfı Osmanlıca değil. Asıl odur tabi. Asıl odur Osmanlıcadır. O odur. O konuşulmaz. Sözler 502. Hem nasıl ki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünya neymiş? Odun vardı ya yukarıda. Kesif, sakil, karanlıklı. Dünyayı bak anlatıyor. Buralardan ben birleştiriyorum. Sözler 502. Ötekisi neredeydi? 400. Atıf yapıyorum. Atıf yaparsanız bak. Şu dünya kesafetli, karanlıklı, dar. Dünyada güneşin pek çok aynelerde bir anda aynen bulunması gibi öyle de nurani bir zat bir anda çok yerlerde aynen bulunması mümkündür. 536'dan okuyorum. Ne vakit hakiki veya vehmi. Bak bir de okuyorum. Ne vakit hakiki veya vehmi. Bir karanlık ile bir hat çekilse o vakit bilinir. Yani karanlık çeşidini okuyor. Vehim karanlıktır. Vücudu yoktur. Maddi hastalıkların kökü olan vehmi hastalıklarını kes. Sabri kardeş diyor ustan. Kastamında değil mi hastalar sensin? Maddi hastalıkların kökü olan vehmi hastalıkları kes. Maddi hastalık yok. Sözler 538. Ondan okuyorum. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedi ki karanlıklı bir nokta onları nazardan söndürür göstermez. Sözler 544. Tekrar ediyorum sık sık karanlık çeşitlerini okuyorum. Kendimi yani niçin okuyorum? Karanlığı belirlemek için. Ne kadar çeşitli karanlığı bilirse karanlığa yükleme mana ve karanlığa o nispeti biliriz. Kendimi bir sahrayı azimede görüyorum. Bütün zeminin yüzünü karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut tabakası toplanmış. Ne nesim var, ne ziya var, ne abayat var. Hiçbirisi bulunmuyor. Her tarafı canavarlar, muzir ve muvahiş mahluklarla dolu olduğunu tevehüm ettim. Vehim. Vehim bunları yapar. Vehim. Nerededir makam itibariyle dimağda? Nerededir? Tasavvurda mı? He? Tasavvurda aferin. Ama durmanızdan üzüldüm. Bekleyin işinizde. Vehimin yeri dimağın kaçıncı mertebesi? Tahayyül ve tasavvurda. Ama onu düşünmeyeceksiniz. Tamam? Ne yaparmış bak? Kendimi bir sahra-i azmede görüyorum. Bütün zeminin yüzü karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut tabakası başlamış. Yani bulut böyle yapar. Yani vehim aynı buluta benzer. Göz gözü görmez. Her tarafı kapatır. Karanlık yapar. Sıkıcı yapar. Boğucu yapar. Vehim böyle yapar. Yani vehmi buluta benzetiyor. Vehim ve bulut neymiş? Karanlıklıdır, sıkıcıdır ve boğucudur. Boğuluyorum. Nefes alamıyorum. Böyle bağıran var. Alamıyorum. Sıkılıyorum. MR'a giremiyor. MR'a giremeyenler, tünelden geçemeyenler, evde kalamayanlar, arkamda birisi var diye tuvalete gidemeyenler, bulut bastığı için oluyor. Bulut, bulut. Anlıyor musunuz? Onu neyle gidecek onu anlatacağım şimdi. Bulut. Bulut. Siz göz gözü görmüyor. Neymiş o bulut? Vehimdir. Yani
karanlıktadır, sıkıcıdır ve boğucudur. Nefes alamıyorum, asansöre binemiyorum, tünelden geçemem, arabada şey yapamam. Tam tünele geçiyorsun, bütün lambaları yakıyor arabada falan. Bunlar bir bulut tabakası. Ne nesim var burada? Ne yaparsın? Abi nefes alamıyorum. Nesim, ne ziyan, ne abi hayat var. Nesimi rüzgar. İki, ne ziya var, ne abi hayat var. Yani vehim senin can damarını şöyle kesiyor. Ya nesimini keser, ya ziyanı keser, ya abu hayatını keser. Ziya şeydi, Nur Muhammed'i. Abu hayat, hayat neydi? Hayat hakikat. Nesim, rüzgar esen bir hakikat. Hakikat yani, Risale-i Nur. Hiçbirisi bulunmuyor. Bulutta, vehimde. Burada bulunmuyor. Her tarafı canavarlar olmayınca sen beni kesmek istiyordun. Sen var ya sen. Tabii sen bana şöyle yapmıştın. Sen bizden değilsin. Sen bizden değilsin. Bizim cemaattan değilsin. Sen beni herhalde şey yapacaktın. Ne? Herkesi ne yapar? Canavar. Her tarafı canavar. Muzir. Zanneder ve iç alemi muvahhiş, mahluklarla dolu. Abi ya yanıyorum, içeride şeyler var, kendimi şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum, hayattan tadım bitti, lezzet alamıyorum, intihar edeceğim, galiba ölüyorum, aha şey bu ne? Muvahhiş, mahluklarla dolu olduğunu tevehüm ettim. Ya ustad be, sen ne adammışsın ya, ben keyif alıyorum vallahi ya, keyif alıyorum yani. Değil mi ya bu, ne bileyim ya, ben içeride dolaşmaya sebep oluyor ya, beni alıyor içeriye alınca, keyif alıyorum yani ben. Yani Allah Allah, neyse, nasıl anlatacağım, keyif veriyor bana. Ama kuyuya inmedin ki sen, Mehmet. Kuyuya inseydin, merdivenin ne olduğunu anlardın. Bir dışarıyı anlattı, bir de muvahhiş dedi. Yani tevahuş, muvahhiş, iç yapıyı. Dışarıda ise akıl, yorumlamak seni. Odadan çıkmaz, korku, güvensiz, tamam mı? Bir tanesini söyleyeyim. Çelikten böyle demirlerle odasında kare yapmış. Getirmiş dışarıdan, içeride kaynak yapmışlar. Kapmış. Deprem olursa çeliklerin üzerine binsin. Çelik yapmış, alttan da böyle. Yanında da kırılmayacak termostat, çünkü çeliğin yanında depreme karşı öyle odada yatıyor. Gece yatamayanlar bu işte. Ya acayip bir şey. Bulut var kardeşim, bulut. Ne yapalım? Devlet Zigana'dan geçilmiyordu. Tamam, şöyle geçecek. Zigana'dan geçilmiyordu. Zigana Erzurum Trabzon arası. Sis, yağmur, kar geçilmiyor kardeşim. 7-8 saatte zor geçiyordu Zigana'dan. Şimdi hükümet 20 dakikada geçecek tünel açtı. Tünel açacaksın. Bulutun altından, bulut, bırakmış yani, yesinler bulutu sabah kahvaltısında. Geç altından kardeşim, tünel. Ya bulutmuş. Radyon bari bir şeyim vardı diyor, elektrik. Hem delip geçiyordum hem elektrik veriyordum diyor, hatırladınız mı? Üstad tünel açmış abi. He? Üstad tünel açmış. Ustad tünel açmış kardeşim, devlet açmamış ki ustad, tünel açmış. 40 senedekini 40 dakikaya indirmiş. 6 saatlik yolu 20 dakikaya indirmişler adamlar. 40 senelik ilmi tünel açarak tak tak. Kardeş tünel aç kardeşim. Abi nedir tünel? Derstir. Bu ders tüneldir. Bu ders tüneldir, tünel. İki tane şey verildi diyor bana abi. Asa, bir de elektrik. Diyor. Elektrik. Asa ile ne yapılıyor? Sünnet-i seniye diyebiliriz. Ya tamam da. Sünnet-i seniye asa. Ayetlere vuruyordum. Abi hayat ışıklıyordu diyor ya abi. Allah Allah. Ondan sonra, bu demek ki tünel açacağız. Bu derste neymiş? Tünel. Taşınıyoruz ama başka yere gidiyoruz. Taşınacaksın. Başka. Abi sıkıntı var. Taşın kardeşim. Ya bulutu sen orada, Zigana Dağı'nda niye böyle köfte yapar gibi? Ulan bulut gider mi? Sis gider mi? Süpürge makinesini getir. Gider mi? Gitmez kardeşim. Ne yapacağız? Ya iyi bir elektriğin olacak, ya iyi bir asan olacak. Elektrikle radyon bari o sisli delip geçeceksin veya o abu hayatta tünel açacaksın.
Baktın orada sis var, alttan geç. Yani baktın cemiyet rezil, derse gideceksin, cumartesi dersin var diyeceksin. Yok abi yapmam, paşa arzın bilir. İster yap, ister yapma. Ya elektrik gibi radyon var bir şey varsa sisi del geç, sis olmasın, elektriği vurunca üç kalkar. Veya asayla vuracaksın, toprak dağların altında tünel yapacaksın. Derse gireceksin. Derse gideceksin. Derse gitmek, tünel açmak, kitap okumak, radyon varı, elektrik eline almak. Neredeydik? Buradaydık. Efendim birkaç tane kaldı. Hakkınızı helal edin. Sözler 561. Bir adam elindeki bir aynayı güneşe karşı tutar, o ayna kendi miktarınca bir ışık verir. Yedi rengi, havi bir ziyayı, bir aksi şemsten alır. Onun nispetinde güneşle münasebettar olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine, karanlıklı hanesine veya dam altındaki küçük hüsüsü bağına, dam altındaki hüsüsü bağına tevcih etse, güneş kıymeti nispetinde değil, güneşin kıymeti nispetinde değil, o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Yani dersler, teveccühün, gayretin, hizmete yüklenmen. Mesela bir misal söyleyeyim. Adam seni aracı dershaneye gelir. Bir defa dershanenin sorumluluğunu almaz. Adam senelerce derse gelir, kitap okumaz. Senelerden beri nurcuyum der, ilmi hali bir iki üç defa bitirmemiş. Namaz hangi hallerle bozulabilmez. Senelerden beri gelir, abdestin vaciplerini bilmez. Abdestin vacibi kaç tanedir? Neye gülüyorsun Osman? Aferin lan, abdestin vacipleri yokmuş. Abdestin nesi yokmuş? Yokmuş. Nesi varmış? Farzları ve sünneti. Sonra mustahapları, mendupları da var. Ha? Senelerden beri geliyorsun da Allah'ını seversen, ana babadan ve sağdan soldan düştün, duydun, gusurla mı abdest alıyorsun hala? Ondan sonra sıkıntı var diyorsun. Ne bir okusana ya. Abdest nasıl alın, gusur nasıl alın? Biz mecburuz. Değil kendi gusurumuzu, cenazede moktaki adamın guslunu aldırdığımız için mecbur okuyoruz. 584 sözler. Gece o kadar karanlıklı olduğundan. Gece ayrı, karanlık ayrı. Evet. İyi dinleyin şimdi ama. Sözler 584. Baba bir cümle geliyor. Kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz. Baştan bir. Kimsesiz, hamisiz, aç, susuz, meyus, ümitsiz. Kaç etti? Bir daha okuyor. Canlı olacaksınız ya. Canlı olmak istiyorum. İstiyorum hepinizi. Bak. Kimsesiz, hamisiz, aç, susuz, meyus, ümitsiz. Kaç etti? Altı. Bir vaziyette olduğumuz dakikada böyleydim diyor usta. Allah yaşatmış. Abi sen kuyuya düştün. Usta en büyük kuyuya düşen bu. En büyük kuyucu Yusuf Aleyhisselam. En büyük kuyuya düşen bu adam. Ta ki niye biliyor musun? Allah dostlarını ve topluma faydalı insanları Allah onları evirip devirip çeviriyor ümmet için. Her türlü halletleri yaşatıp onlardan ümmete dersler aktarılıyor. Allah Resulü yetim olacak ki yetimlere özür olsun. Aç olacak ki açlara özür olsun. Melek gibi. Onun için büyükler ne kadar büyükse o kadar değişik halletler yaşarlar ki buldukları çareleri insanların faydasına sunarlar. Yani ustadımız diyor ki Resulullah için ovalara diyor su gelmesi için fırtınalar, kar tipi dağlara, tepelere vurur. Kar tipi don olay tepeye olur, ovaya su gelir. Ova gibi insanlara. Onun için bunları Allah evirip devirecek, çevirecek, her türlü aleti yaşatacak. Çocuğunu alacak, şey yapacak, ikiye bölünecek, deri üzülecek,
kurtlanacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey gözükmemiş zahiren. Hangisi? Yani Resulullah Efendimiz'de yani kuyuya düşmemiş zahiren. Öyle gözüküyor yani. Ateşe atlamamış falan. Hangi? Açın zirvesini yapmış yani. Şimdi her haletin küçük nüminesini yaşa. Mesela Hendek Savaşı'dır. Mesela o Miraç. Miraç hangi kuyuda idi ki Allah onu sen Cebrail'la rahatlatamazsın? Ebu Bekir bile rahatlatamadı. Bilal'ı bile rahatlatamadı. Cebrail bile rahatlatamadı. Onu bana getir. Onu ben rahatlatacağım. Ha, ben onu teselli edeceğim dedi Allah. Demedim. Nasıl bir kuyuydu ki Resulullah? Nasıl bir kuyuydu ki menzili Miraç oldu? Nasıl bir hal etti ki Yunus'un miracı ne zaman oldu? Ruhsal mıydı acaba? Yani... Bedensel o kadar değildi ki. Taşlanmış, kırılmış. Yarılmış. Değil mi? Zaten o gün Miraç oldu. Oldu, o gün oldu işte. Beni Kubeyze tepesinde, şu burada taşlandı. Ben şimdi ordu gelse uzun yani anlatmayayım. Ondan sonra geldi halasının evi değil miydi? Halasının evi de ona sığındı. Başkalarına da gitmedi çünkü orada zannedecekler, onu tarıman edeceklerdi. Kadın haliyle, orada o zaman adetti. Birisi senin evine geldi misafir, kılıcını çekiyorsun kapıda, o insan çıkana kadar bekçi oluyormuşsun. Namusu, canı ve malı garanti altına alıyorsun. Eve almak o demektir. Kadında erkek yoktu, evinde erkek yoktu. Halasıydı özel. Ondan sonra kadın haliyle kılıcı kuşandı, kapıda bekledi Resulullah kalkana kadar. Ama Resulullah içeride miracı olmuş. Ulan ne bahtiyar insanmış bu kadın ya. Ya onun kadının ayağı başımda olsa ya. Ya ne insanmış ya Rabbi ya. Allah'ım onu haberdar et şu anda muhabbetimizden. Onun şefaatine bize mazhar et ya Rabbi. Bu ne biçim insanmış ya bu kadın. Ya bu kadın mıdır ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Sanki gökten inmiş melek ya. Allah Resulü içeride kılıncını çıkar. O kadın ya. Çıkmış Resulullah. Çünkü misafir almak o demekmiş yani. Üç sıfatını garantiliyorsun. Senin canın alınmadan onun canı alınamaz. Senin malın telef olmadan onun telefi, namusun telef olmadan onun namusu. Olmaz yani. Bir de okuyayım bu altı tane. Kimsesiz, hamisiz, aç, susuz, meyus, ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada birden bir zat... Gidin kargo, hadi inin. Bir vaziyette olduğumuz dakikada birden bir zat karanlık perdesinden geçip sonra gelip bir otomobil hediye getirse diye anlatıyor. Karanlık perdesinden geçip, karanlık bir perde. Üç tane kaldı ve karanlıklı birer musibet suretinde onu tazip eder. Karanlıklı birer musibet. Musibet karanlıktır. Vücudu yok. Zanlar. Başka? 445. Ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgâh görünen âlim-i berza. Âlim-i berza vahşetgâh bir karanlık. Usta diyor ya ölüm zahirde gözüktüğü gibi çirkin dehşetli değil. Sözleri 662. Dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli. Ne zorun var ki oradan gidiyorsun. Son cümlem olsun. Karanlıklı tabiat onu ışıklandırır. Karanlıklı tabiat onu ışıklandırır. Sözleri size okuyacağım miktar bu kadar. Sözlerden karanlık hakkında, karanlık çeşitlerini okuduk. Yarın inşallah karanlığı mektubat demalar vesaireyle bitireceğiz. Karanlık okuyacağız. Sonra geceye geçeceğiz. İnşallah gece ve karanlığın arasındaki farkı alemimizde. Bu dışarıdan hiç konuşmadı. Karanlık dışarıda bugün şimdi var mıydı derste hiç? Hiç karanlık var mıydı dışarıda? Yok. Karanlık neredeymiş? Burada. Tamam mı? İşte. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn el-fâtiha temâs-salavât.